binlerce kilometrelik kıyıların sardığı üç taraf, rengarenk denizlerin üzerinde gezen milyonlarca kulaç ve yüzmeyi çok sevenlerin yaşadığı toprakların on yıllardır beklediği şey, bir şampiyon. Spor rüyasının merkezine olimpiyatı yerleştiren Türkiye'de dallar gelişiyor. Bu yükselişin 1997 doğumlu bir kanıtı havuzun klor kokularının içinde süzülüyor. Metreküp metreküp uçarcasına ilerliyor. Sadece kendisi ve tutkusu var havuzda. Sanki her kulacında taşıdığı özgüven Avrupa rekorlarını birer birer kırıyor. Sanki aldığı her nefes disiplin, verdiği ise azim oluyor. Yarışı sadece kendisiyle. Tek rakibi o. Hüseyin Emre Sakçı. Dahi su bardağıyla su koyarsınız. Emre'nin bir eli su bardağının içindedir, suyla oynar. Diğer eliyle yemek yemeye çalışır ya da işte hani biz yediririz. Doğduğundan itibaren çok hareketli bir çocuktu. Çok hareketli. 2 yaşında kreşe başladı. Bir ay geçti kreşten. Bizi çağırdılar. Dediler ki bir gelir misiniz? Konuşalım, bir toplantı yapalım. Toplandık. Dediler, Emre çok hareketli bir çocuk. Bizim sınıfın bir öğretmeni var. Emre için de ekstra bir öğretmen tutacağız. Nasıl olur dedik ya, bu kadar olamaz böyle bir şey. Sınıf için bir öğretmen vardı. Emre için ayrıyeten sınıfın içinde bir öğretmen vardı. Hareketli bir çocuk olduğundan ötürü de o enerjisini sporla atabileceğini kanaat getirdik. O noktada da sakatlanma riski en düşük sporlardan bir tanesi olan yüzmeye karar kıldık. Merhaba, ben Emre. En sevdiği renktir, suyu olan tutkusu gibi. Balkonda çeşmeyi açardık, bütün gün suyla oynardı hiç şikayet etmeden. Kovanın içine su koyardık, onun içinde yüzerdi. Allah'ım, o kadar çok severdi ki Emre. İnanır mısınız, sabahtan akşama kadar havuzun içinde kızım da dahil olmak üzere, dudaklar böyle morarmış, eller kabarmış, ayaklar kabarmış şekilde. Çıkıyorlar, tam havlu saracağız, gidelim, bir tane oradan atlıyor. Öbürünü tut, Emre öbür taraftan atlıyor. Şimdi Emre'yi, tabii yüzmeye de gidiyor o zaman, hadi ben atlıyorum arkalarından, Emre'yi yakalayayım, biz havuzda dört dönüyoruz. Emre'yi yakalamak mümkün değil. Tek aklıma gelen su. Benle ilgili ne zaman bu konu açılsa, sürekli hareketliliğimden ya da suya olan zaafımdan bahsediliyor. Ben biraz daha bunların dışına çıkmak istiyorum aslında ama düşündükçe de aklıma pek bir şey gelmiyor açıkçası. Çünkü ufak yaştan beri devam eden bir yüzme kariyeri, aynı zamanda yürütmeye çalıştığım bir okul ilişkisi var. Ev, okul, havuz arasında geçen bir üçgen. Annemle ve babamla yaptığım tartışmaları hatırlıyorum. Hep çalışmak istiyordum. Bir aile dostumuzun bakkalı vardı mesela, orada çalışmak istiyordum. Pazarda su sattım. Emre Sakçı'nın rekorlara giden yolda yaşadığı ilk zorluk, suya olan tutkusu nedeniyle karşısına çıkar. Emre ilk gün havuza gitti. Ben akşamına Emre'yi almaya gittiğimde bir tedirginlik var ortada. Yani bir şey var, hissediyorsunuz onu.
Sonrasında şunu öğreniyorum. İçeride hazırlanıyorlar hocalarıyla beraber. Havuz kısmına geçtiklerinde Emre suyu görür görmez koşturarak suya dalıyor. 1,5 metrelik bir su. Tabii hani hepsi haliyle panik olmuşlar. Panik olunca böyle bir tedirginlik yaşamışlar. Emre de o paniği biraz daha böyle korku olarak almış kendine. Öyle bir sudan korkusu oldu Emre'nin. Ama sonrasında işte hani tekrardan devam etsin mi etmesin mi kısmında bayağı bir bocaladık. Okuldaki yöneticiler korkunun üstüne gitmemizin daha faydalı olacağını, o yüzden hani burada vazgeçmememiz gerektiğini söylediler. Biz de gitmesine karar verdik. Duygusal bir çocukluk geçirdi aslında Emre. Annesi çalıştığı için annesini çok özlüyordu. Bir de ablamın çok yoğun bir iş temposu vardı. Gece geç saatlere ulaşan çalışma saatleri. Gece geç saate kadar bizimleydi. Çoğu zaman annesi gelmeden babası gelip alırdı, onu uyurken götürürdü. Hatta bir keresinde çok küçüktü daha. Ablam artık babası gelip saat 3 müydü bizden aldığında Emre'yi. Eve gidince uyanmış. Babası ablamın tişörtünü burasına koyup Emre'yi sakinleştirip uyutmuş. Özür dilerim. Emre benim ilk göz ağrım. Ben birçok duyguyu onda yaşadım. Annesi çalışıyordu. 5 yaşlarına kadar hep hani kreşler ve yüzme kurslarıyla devam ediyor. Hani 3 yaşında başladı deniyor ama onlarla devam etti hikaye. Bir yaz okuluna yazıldı. Yüzme ağırlıklı bir yaz okuluydu. Orada da işte hani ilk günümüzü karşıladılar ve yüzmenin çocukların hayatına katkısından bahsettiler. Çok bilgilendirici bir konuşmaydı. Biz memnun mesut olarak Emre'yi bıraktık. Emre çok güzel bir sezon geçirdi orada. Ve yaz okulu bittiğinde dediler ki biz Emre'nin antrenmanlara devam etmesini istiyoruz. Hani yani hani çocuk daha ilkokula başlamadı, antrenman diyorlar. Peki dedik hani... Bir de o kadar hani mutlu ki Emre. Spor okulundaydım ve çırpınma havuzu dediğimiz normal olimpik standartlarından daha küçük olan bir havuzda yüzüyordum. Yaşım gereği. Sonra hocam beni büyük havuz almak istemişti. Orası da hani böyle dereden okyanusa atlamak gibi bir şeydi benim için. Ve ben o heyecanımı annemle paylaştım hatırlıyorum. Hoca beni o havuza geçirecek ve ben orada yüzeceğim. İnanamıyorum böyle bir şey. Nasıl olabilir falan. O an için dünyanın en büyük mutluluğu oydu benim için. Rahmetli babam spora çok düşkündü. Şunu söyledi, bir sporcunun normal bir insan gibi çalışmaz bünyesi. O noktada bir spor hekiminin takip etmesi gerekiyor dedi. Şimdi hani hayatımda ilk defa duydum bir spor hekiminin varlığını o güne kadar. Yani çok şanslıyız, çok güzel bir şehirde yaşıyoruz, çok seçkin insanlar var şehrimizde. Ve bunlardan bir tanesi de Aylin Çeçen Aksu'ydu, kendisi bir spor hekimi. Kendisini bulduk, işte muayenesini yaptı, sonra döndü dedi ki Emre'ye, İlk önce hangi olimpiyatlara gideceksin? İşte 2012 mi, 2016 mı, 2020 mi? Emre'den önce ben atladım. Hocam ne olimpiyatı? Biz daha Türkiye Şampiyonası'na gitmedik. Hani olimpiyat nedir? Hani biz televizyondan izliyoruz. Güzel, hoş ama... Yani... Eğer dedi bir olimpiyat hedefiniz yoksa... Hiç benim boşuna benim vaktimi almayın. Böyle bir donduk kaldık o anda. Hocam bizi kapıdan gördü dedi, evet dedi, benim olimpiyat sporcum geldi. Ben dedi bunu olimpiyatlar alacağım. Güldüm ben. Hocam dedim, hani Türkiye şampiyonu, hani böyle bir Türkiye'de başarı tamam kabul ederiz ama olimpiyat bizim için çok, yani pek o kadar ciddiye almadım ben. Kendisi de biliyor zaten. Yo hayır dedi, çok ciddiydi. Hayır biz Emre'yi olimpiyat için yetiştireceğiz dedi. Açık söyleyeyim, kapıdan girdiğinde, ya bugün gibi hatırlıyorum, kapıdan Michael Phelps giriyor dedim. Bunu Phelps'i yüceltmek için söylemiyorum. O sırada herkesin dünyada adını bildiği tek bir yüzücü vardı, o da Michael Phelps'ti. Fiziksel olarak o kadar büyük benzerliği vardı ki, uzun yüzü, geniş omuzları, uzun kolları, büyük elleri, hafif yüzücü yürüyüşüyle beraber inanılmaz heyecanlandım. Emre Sakçı'nın boyu uzamakta, suda kapladığı hacim genişlemekte, hızı artmaktadır. Sadece Emre değil, hedefler de büyümektedir. Artık farklılaşan amaçlara uygun yeni bir adres gereklidir. O adres Fenerbahçe'dir.
inanmanın, çalışmanın, disiplinin bir neticesi. İdoller peşlerinden küçükleri, gençleri sürüklerler. Benzer bir hikayeyi burada yaşıyoruz. Yani yüzmeye daha doğrusu iki kere başladım. Birincisi ailemin ve insanların bildiği gibi 3 yaşında. Biri de hocamla tanıştıktan sonra mental olarak 2010 yılında. 11 yaşlarındaydı. Hareketli, neşeli, yani kıpır kıpır bir çocuktu. Öncesinde ailesinden dinlediğimiz kadarıyla da güzel bir çocuktu olmuş Emre. Mutlu bir çocuktu Emre. Yani o belli oluyordu. Emre yüzme sporunu seçti ve burada profesyonel adımlar atmak istedi. Kendi yaş grubu gezip arkadaşlarıyla zaman geçirip bilgisayar salonları, atari salonlarına gidip eğlenmek yerine Emre tam tersine spor yapmayı tercih etti. Fenerbahçe hiç kuşkusuz bu hikayenin en önemli aktörlerinden bir tanesi. Fenerbahçe adeta ulu bir çınar gibi ben ve benim gibi birçok amatör branştaki sporcuyu kolları kanatları altına almış ve camiası ile onlara sahip çıkmış bir kulüp. Fenerbahçe'nin bana kattığı vizyon, bizlere kattığı vizyon inanılmaz. Çünkü biz başarı odaklıyız, evet. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz, evet, ama ben Fenerbahçe'ye ilk geldiğim yıllarda yaşadığım o sıkıntıları, stresleri çok net hatırlıyorum hala bugünlerde. Onlar bana çok fazla şey öğretti. Çünkü Fenerbahçe dediğiniz kulüp her zaman her yere şampiyonluk ve birincilik paralası ile çıkıyor. Yaptığımız her adım bu odakta. Ve onun dışında da yakışır bir sporcu olmaya çalışıyorsunuz. Biz artık Akdeniz iklimi mi, Ege mi, İzmir mi? Yani duygusal ve samimi insanlarız. Ama bu aile ortamını bunun dışında da yaratmamız gereken bir ortam. Çünkü neden? Hep söylüyoruz ya, Türkiye'de daha spor kültürümüz tam oturmadığı için ancak aile ortamı yaratabilirsiniz, çocuklara hakimiyet sağlayabilirsiniz. Emre Sakçı'nın macerası artık büyük bir kulüpte devam etmektedir. 13 yaşındadır, bir yandan okul devam etmektedir. Emre, yüzmede başarıyı yakalamak için elinden geleni yapmaktadır. Ama başarı kolay elde edilecek bir şey olmadığını Emre'ye fısıldamıştır. Emre yüzmeyi çok seven bir çocuk, çok da istekli, başarılı olmayı da isteyen bir çocuk ama Emre ergenlik yaşlarında, özellikle çocukluğun son aşamasında fiziksel gelişimi çok enteresandı. Yani bacak boyu uzuyordu, bir gün gövde uzuyordu, kollar uzuyordu. Yani sürekli vücudu şekil değiştiriyordu. Orada da denge sorunumuz oluyordu çok. İstediğimiz başarılara ulaşamıyorduk aslında. Yani iyi çalıştığı zamanlarda da başarılı olamıyorduk veya tam başarılı olmaya başlıyorduk, tekrar bir uzama evresi geçiriyorduk. O zaman tekrar böyle bütün planlar yarıda kalıyordu. Dolayısıyla buralarda çok zorluk yaşadı. Yani somut bir birinciliği ya da bir rekoru konuşuyorsak eğer, onun temelleri 13-14 yaşında atıldı aslında. Ben o gün o zorlukları yaşamasaydım bugün olduğum kişi olmayacaktım. Ve bugün böyle bir başarı konuşamayacaktık ne yazık ki. O yüzden insanların başarısızlık olarak gördükleri şey aslında başarının temeli. Küçük yaş gruplarında çift antrenman, ağırlık çalışması vesaireler yapmıyoruz. Emre'de de bunu yapmadık. Emre de bilinçli bir sporcuydu. Bunların olacağını biliyordu. Ailesinin de bu konuyla ilgili bilgisi vardı. Daha sonra ergenlikle beraber yavaş yavaş antrenman sayılarımızı arttırmaya başladık. Çift antrenmanlarımıza başladık. Dolayısıyla küçük yaşta elde edeceği başarıları mevcutta elde etmesi gereken yaşta elde etmeye başladı. Okulda yüzme gerçekten zor gitti. Çünkü okul tarafında insanlar farklı bir hedefe sahip. Hocalar keza öyle. Senin için bir şey yapmak istiyorlar ve seni bir şey için zorluyorlar. Ama senin hedeflerin başka yerde ve başka şekilde. O yüzden biraz onlara kendimi açıklamak ve tanıtmak da geçti bir süre. Ama ondan sonra biraz daha işler rayına oturdu. Çünkü benim okuldan, ya benim hocamın, ailemin, kimsenin benden okuldan akademik bir kariyer olarak bir beklentisi yoktu. Akademik bir başarı beklentisi yoktu. Sadece devamlılığımı sağlamak, dersi bozmamak, bir sıkıntı ya da kötü bir şey yapmamak, yani saygımı bozmamak hiçbir zaman. Onun dışında da sınıfımı geçmek üzerine bir beklentileri vardı. Ben de bunları karşıladım sadece. Öyle çok ekstra bir öğrencilik hayatım olmadı. Ama çok şükür çok kötü bir öğrencilik hayatım da olmadı. Yani o yaptığınız işe verdiğiniz saygı, gösterdiğiniz özveri, insanlar bunları görüyor. Ve bunlara göre size davranmaya başlıyor. Hep söylüyoruz ya, hani Emre bir yarışa gitti, 31 kişiden 31. oldu. Babası geldi bana, ya dedi hocam, ya bu da değil dedi ya, 31 kişiden 31, bir kişi geçemedi mi dedi ya bu çocuk, yani bu kadar da değil. Yılmaz Bey dedim,
izleyin dedim bir Emre'yi, bir şey göstereceğim size dedim. Emre'yi çağırdım, Emre dedim, bir 25 metre sprint atar mısın dedim. Hep uzun mesafelere sokuyorduk çünkü Emre'yi, altyapısı iyi oluşsun diye. Attı bir tane sprint. Bu benim oğlum mu dedi yani, dedim evet ama siz ses çıkarmayın. Hani ben bir sene daha onu ayrı bir çalıştırmak istiyorum. Çünkü ilerisini gördüğümüz için o yaşları doğru geçmemiz lazımdı. Ben o acıları yaşarken çok üzüldüm. Düştüm ama her seferinde kalktım. O acıların üstesinden gelmek beni bugünkü hallere getirdi. Bir acı yaşıyorsan, bir sıkıntı yaşıyorsan onun sonunda bir ışık vardır. Emre Sakçı'yı yarışta izleyenler antrenörüne alaycı bir şekilde "Bu mu senin yüzücün?" bile derler. Ama Emre için planlananlar vücut yapısının tam olarak oturması paralelinde sırayla uygulanmaktadır. 2013'e gelindiğinde başarı denilen kavram artık havuzda Emre ile beraber hareket etmeye başlar. 16 yaşında iki etikete sahiptir Sakçı. Milli sporcu ve Türkiye rekortmeni. Emre Sakçı. Dipten ve derinden, biraz da fark ettirmeden yükselişte olan kariyer için çok önemli bir kırılma noktası 2015'te gerçekleşir. Artık değil Türkiye, tüm dünya bir Emre Sakçı gerçeğiyle karşı karşıyadır. Ve evet, Türker Hoca'nın yüzücüsü işte budur. Aralık yarışlarıydı. Ben o yarışı akredite ettirmiştim, böyle bir şey beklediğim için ama Emre'nin haberi yoktu. Yani akreditasyon olmadığı için Türkiye'de yapılmıştı çünkü o şey. İstanbul'da eğer yarış akredite olmasaydı biz o yarışı istediğimiz kadar rekor kıralım, geçerli olmayacaktı dünya genelinde. Ben o yarışı akredite ettirmiştim. Ama ona söyleyemiyorum çünkü neden tekrar o eyvah rekor mu kıracağım filan moduna girmesin diye. Daha sonra orada eşimle izliyorduk Bahar Hocam'la. Tribünde yalnız geçmiştik. Hem de daha rahat görelim hani eksiği var mı yok mu diye sabah seçmesiydi. Emre çok rahat bir şekilde yüzde iki tane hatası çıktı. Hatırlıyorum şu anda da hatalarını. Ondan sonra bak dedim işte Bahar Hocam'ı tartışıyoruz, çenesi dedim suya bu şekilde göre breakout'u yanlış gibi böyle hatalarını söylüyorum. Dedim ki eşime bu arada dünya rekoru dedim, onu söyleyeyim yani dünya gençler rekoru. O sırada Emre de böyle bir baktı, bir sevineyim mi dedi, ne yapayım dedi falan böyle baktı, benden çok büyük tepki yok. Hani o da bir duruldu. Orası ben gitmiş iki tane hatasını söyledim çünkü akşama iyi derece bekliyoruz esas. Orası hocam tabii bilincindeymiş. Bana da bazen genç söyler böyle şeyleri. Ben de bir gün öncesinde 100 metre serbest vardı. 100 metre serbest dedi. 7 salisiyle dünya gençler rekorunu kaçırdım yine. Ve ben bunu yarıştan çıktıktan sonra öğrendim. Sonra ertesi, yani o akşam baktım rekorlara, inceledim. Ertesi günde 50 kurbağa vardı. Ben dedim ki ben bu rekoru yerim. Sonra girdim sabah çok şükür güzel bir dereceyle kırdım rekoru. Sonra akşam tabii dediğim gibi az önce de buna değindik aslında. 13-14 yaşlarında yaşanan sıkıntılar. Aslında ben o sıkıntıları 17-18 yaşlarımda da yaşadım. O gün mesela ben başarının arkasından gelen o ilgiyi gördüm. Sosyal medyada o gün mesela ilk defa Twitter'da TT vardır ya, Trend Topic. Oraya girdim mesela, inanılmaz bir tepkiyle karşılaştım. Milli yüzücü, yıldız sporcu, bir evlat, arkadaş, öğrenci. Tamam ama kimdir Emre Sakçı? Emre Sakçı kim? Ben de bu soruyu çok soruyorum kendime. Bir şey olmaya çalışıyorum, bir umut olmaya çalışıyorum, bir yolda yürümeye çalışıyorum, kendi sevdiğim işi yapmaya çalışıyorum ve bu işle birlikte bir şeyleri başarmaya çalışıyorum, bir şey kanıtlamaya çalışıyorum kendimce. Ne mutlu bana ki bu yolda bana destek olan belki de binler var arkamda. Tabii çekirdek kadromuzda ailem ve hocalarım var. Disiplin, inanç, çalışma ve azim. Hepsi var Emre'de. Emre istemediği hiçbir şey yaptıramazsınız. Emre'nin istemesi lazım. Ama istediği zaman da istediğini almadan da bırakmaz. Çok azimli. Duygularını çok içinde yaşar. Dışarıya çok fazla yansıtmaz Emre. Emre çok sıcakkanlı, cana yakın, yardımsever, bir o kadar da iyi niyetli bir insan. Emre çok nazik, iyi kalpli, dürüst ve çok neşeli bir insan. Yani herkese yardımcı olmaya çalışan, kadınlara çok saygılı. Çok eğlenceli, mutlu ama arada sırada da gergin olduğu zamanlar oluyor. Çok yaklaşmamak gerek.
inanılmaz bir su aşkı, inanılmaz bir havuz aşkı. Ve tabii işte bu başarılar da çok küçük yaşlardan itibaren çok iyi şekilde yüzmesi, azim etmesi başarıların devamını getirdi. Mesela yılbaşında, yılbaşı akşamı hepimiz dışarıda eğlenirken o yeni yıla havuzda girmek istedi ve havuzda geçirdi o geceyi. Abim çok fedakar bir insan bir kere. Hayvanlara sevgisi, insanlara, her türlü canlıya saygısı sonsuz. Aynı zamanda çok güzel bir yol arkadaşı benim için. Arabada giderken çok eğleniriz onunla. Yemek yemeyi çok sever Emre. Oldu mu olası küçüklüğünden beri tahıllı çorbası vazgeçilmezidir. Patron oldu lan. Çünkü yemek yiyeceğim ben. Tabii yemek, akşam yemeğindim ben de. Zeytinyağlı ton balığı. Ton balığı sever misin? 30 gram protein, sıfır yağ. Tuz da yok, çok az sanırım. İnanılmaz güzel gidiyor ve çok pratik mesela. Öğün olarak onu aç. Yanına bir maron salatası. Oh. Bildiğin fıstık gibi yiyorum sana. Emre Sakçı'nın kariyer grafiği 2017'den itibaren bir başka seyir alır. 5. sırada bitiriyor. 25.89 ile Türkiye rekorunu kırıyor Emre Sakçı. Uzun yılların biriken emeği farklı bir vizyonla birleşince başarılar kendiliğinden gelmeye başlar. 2017'deki Avrupa Şampiyonası'nda kıl payı kaçırılan madalya. 2018 Dünya Şampiyonası'nda yüzülen final. Ve nihayetinde 2019'da Glasgow'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gelen ikincilik. Ve 2020. Başarılar ve acılar. İki gün çok yıprandık biz. Yani birbirimize belli etmemeye çalıştık ama yani gerçekten çok yıprandık. İkinci gün sonunda ben Emre'yi aldım. Dedim Emre yani bir şey yapmamız lazım bizim. Yani İzmir için de bir şey yapmamız lazım. Bir de moralimizi yüksek tutmamız lazım. Emre ertesi gün geldi. Yani ben dedi göğsüme İzmir yazmayı düşünüyorum. Ne dersin dedi. Onun fikriydi. Sonra Emre onu bitirdikten sonra orada ilk anda olmasa da hemen aklına geldi biliyorsunuz. Kalp içine aldı filan yani bir marol olduğunu düşünüyoruz bence. O aslında bir jest değil. Yapılması gereken bir şeydi bana göre. Benim elimden gelen o kadardı sadece. Ben onunla ilgili daha önce özür diledim şehrimden ve ülkemden. Çünkü elimizden hiçbir şey gelmedi. Çok ciddi bir çaresizlik yaşadık orada. Hiç hoş ve güzel bir duygu değildi. Allah kimseye yaşatmasın. O çaresizlik içinde yapabileceğim tek şey oydu. Emre'nin macerası daha yeni başlıyor, diyor onu tanıyanlar. Maceranın 2020'ye düşen kısmındaysa Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi var. Ve 15 gün gibi kısa bir sürede üst üste kırılan 3 Avrupa rekoru. Dile kolay. 3 Avrupa rekoru. Emre kazanıyor ve Avrupa rekorunu kırıyor Emre Sakçı. İkisinde çok farklı dinamikleri var. İkisi de birbirinden çok farklıydı ve ikisi de zordu. İlkinde yani şu andan 10 yıl önce biz Avrupa rekorunu telaffuz ediyor olsak yüzmede herkes bize gülerdi. Ama şu an 3 tane Avrupa rekoruyla ilgili konuşuyoruz sizlerle. İlk yarışında heyecanlandım. Hani bunu itiraf ediyorum ben. Çok zor heyecanlanırım Emre'nin yarışlarında. Çünkü bilirim zaten hani Emre girecek yapacak. İlk yarışında çok heyecanlandım. Çok heyecanlıydı. İkinci yarışta heyecan dozum biraz daha düşmüştü. Ve yine hani güzel bir sonuç geldi. Onun sonrasında artık tamam dedim yani hani Emre bu işi bitirdi. Bunun sonrasında üstüne koyarak yürümeye devam edecek. Beni daha çok heyecanlandıran şey Emre'nin resimlerinin altına yapılan yorumlar oldu. O annelerin, efendime söyleyeyim genç yüzücülerin, işte hani bir takım şeylerin farkına varmaları ve bunun peşinden gitmeleri. Bir rekor bekliyorduk. Yani o konuda bir şeyimiz yok. Uzun zamandır bekliyoruz bunu. Rekor mutlaka olacak diyorduk. İlk rekorunu kırdı. Tabii yani bir baba olarak verdiğimiz emeklerin, bu çocuğun mücadelesi, Emre'nin verdiği mücadele
Evet dedik, biz meyvelerini alıyoruz. Ve ağladım. Yani çok sıkı, güzel bir şekilde ağladım. O rekordan önce ben hocam Türker abiyle konuştuğumda şöyle bir şey söyledim ona. İçimde öyle bir his var ki yarışı bitirdikten sonra dereceden memnun olup böyle hani tüh yaparsınız ya. Hani çok ufak böyle hani mutlusunuzdur ama içinizde böyle ukde gibi kalır. Öyle bir his var içimde dedim. Vallahi keşke yanılsaydım da öyle olmasaydı, dünya rekorunu kırsaydım ama 4 saniyeyle kaçtı. Yani orada tabii farklı bir motivasyonla yüzdük. Orada farklı bir boyuttaydı. İzmir'leydi. Orada da İzmir yazmıştım. Yani sonrasında yarışı izlediğimde kulvara çıkışım bile bir sert. Sonraki hareketlerim bile böyle bir gergin. Çünkü o İzmirli için olunca, yani ülkem için olunca o iş boyut değiştiriyor. O derece çok farklıydı. Yani o tarihin en iyi ikinci derecesinden bence daha öte bir şey. Benim için, benim nezdimde öyle yani. Bana hissettirdikleri ve bana yaşattırdıkları, bana kattığı o farklı bir yerde benim için açıkçası. Dünya rekoru kırmak, olimpiyatlarda madalya kazanmak, ülke yüzme sporu için ulaşılmak istenen hedefler. Fakat bir gerçeği de hatırlamak lazım. Türk yüzücüler olimpiyat tarihinde değil final, yarı final bile yüzemedi. İzmirli bir genç, 3 yaşından beri işte bu hedef için duraksız çalışıyor. Bedenindeki büyük gücü, büyük sorumluluk kabul ederek. Gelmiş geçmiş en hızlı yüzücü olmak için tek rakibiyle mücadelesini sürdürüyor. O rakip havuzda onu zorluyor, ileriye itiyor. O rakip sayesinde hedeflere kulaç atıyor. O rakip suyun efendisi. O rakip Hüseyin Emre Sakçı.